Şerli Helix haftanın performansından merhaba değerli izleyenler. Raşit Altun'la birlikte haftanın öne çıkanlarını konuşacağız. Derbiler haftasındaydık. Üst sıra takımlarının neredeyse tamamı Başakşehir'i bir kenara bırakacak olursak birbiriyle oynadı. Çok özel performanslar da ortaya çıktı. Elbette Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesiyle başlayacağız. Raşit önce selamlar diyeyim sana. Merhaba. Hızlı bir başlangıç yaptım. Galatasaray yıllar sonra Fenerbahçe karşısında kazandı. Performansıyla ön plana çıkan çok oyuncu vardı. Ancak biz Onyekuru'yu seçtik. Sebeplerini istersen sebepleri, senden dinleyelim. Maçın başında ve sonunda zaten sonundaki performansıyla driplingiyle golü atıyor. Galatasaray yıllar sonra Kadıköy'den galibiyette dönmesinin baş etkenlerinden biriydi. Çok çok zorladı Fenerbahçe defansını. Çok yıprattı attığı deparlarla, sprintlerle. Yani maç boyunca Fenerbahçe taraftarına korkulu anlar yaşattı. Çok gol pozisyonuna girdi. Bir tanesini değerlendirebildi. İşte biliyoruz sıtmaya yakalanmıştı. Hani fiziksel olarak tam da çok da güçlü, tam hazır olduğunda aslında söyleyemeyiz. Yani evet, yani tam olarak 90 dakika oynamamıştı henüz. Ama gösterdiği performans, tabii maçın çok özel olması, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Kadıköy'de oynanıyor. Galatasaray yıllardır Kadıköy'de 20-21 senedir kazanamıyordu. Onyekuru'nun son dakikalarda attığı golle galibiyeti perçinlemiş oldu ve bu performansıyla da tabii bu derbinin de önemine binaen haftanın performanslarından biri. Bir diğer karşılaşma Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesiydi. Yine haftanın en dikkat çeken maçlarından biri. Bu iki takım arasındaki karşılaşmalar sahiden müthiş bir tempoda geçiyor. Yıllardır gerçekten böyle. Gerçekten hep güzel oluyor. Beşiktaş-Trabzon maçları hep süper. Çok keyifli maçlar izliyoruz. Bu maç da öyle bir mücadele oldu. Son dakika golünü de içinde barındıran bir karşılaşma oldu. Ve elbette senin de artık söylediğin gibi artık program adını değiştirme zamanı geldi. Shell Helix Sörlot özel programı yapacağız neredeyse. Yani inanılmaz bir performans. Ben hatırlamıyorum ligi böyle domine eden bir oyuncu. Tabii ki büyük futbolcular geldi ligimize ama hani Crystal Palace'da geçtiğim sezon 0 gol atmış. Yani çok ismi bilinmeyen. Alınırken acaba nereden buldunuz diye Trabzon taraftarlarından da böyle bir sosyal medyada bir hafif mırın kırın derler. Öyle bir serzenişte vardı. 16 gol atmış, 16 maçta 0 gol atmış bir oyuncu alıyorsunuz ama 1.95 boyunda solak. İnanılmaz gol vuruşu var. İlk golde çok Karius'u eleştiriliyor ama hani Vida'nın bacak arasından direkt dibine gidiyor. Ben hani çok fazla kalecinin yapacağı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani son dakikadaki golü de o dakikada o depara atıp arka direkte Ekuban'ın da oraya atacağını tabii Ekuban'ın da inanılmaz bir asisti var. Sol ayak çileğine maçı bitirdi. Oysa hani Beşiktaş performans olarak Trabzonspor'a göre çok daha üstündü maç boyunca ama Sörlot performansı farkıyla Trabzonspor belki de şampiyonluğu getirecek bir altın puanı kaptı Vodafone Park deplasmanından. Uğurcan'la birlikte de diyebiliriz herhalde, değil mi? Bir diğer karşılaşmaya geçelim. Alt sıraları ilgilendiren bir mücadelede Malatyaspor'la Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bir dünya yıldızı Lukas Podolski Antalyaspor'a hayat verdi. Nazlı, çok tartışılıyor ülkemizde işte böyle yaşlı para kazanmak için yıldız oyuncuların ülkemize transferi, yabancı oyuncu işte niye yapıyoruz falan diye ama hani öyle isimler var ki işte Roberto Carlos, Lukas Podolski, bunlar gerçek, işte Drogba, bunlar çok üst düzey, çok evet, özel isimler. Yani hem profesyoneller hem kariyer olarak 2014 Dünya Kupası kadrosunda Alman milli takımını kazanan 2014 Dünya Kupası kadrosunda Lukas Podolski, işte Bayern Münih serüveni, Galatasaray kariyeri, Arsenal kariyeri, yani o kadar üst düzey bir oyuncu ki İşte bu tip oyuncular maçın bitmesine 5 dakikalı giriyor ve Antalya Spor'u gerçekten ipten alıyor attığı golle ve çok zor bir vuruş aslında. Tam bir Podolski golü, sol ayağıyla nefis vuruyor. Kalecinin de çok fazla yapabileceği bir şey yok. Belki de bu golle Antalya Spor'u ligde tutuyor. Geçtiğimiz haftalarda da aslında çok kısa sürelerde iyi performanslar, üstün performanslar gösterdi ama bu hafta neden Podolski olduğunu o muhteşem sol ayağıyla hepimize göstermiş oldu. Evet. Çaykur Rizespor, Medipol, Başakşehir karşılaşması hem şampiyonluk yarışını hem de alt sıraları ilgilendiren bir mücadeleydi. Medipol, Başakşehir birkaç haftadır çok o eski performansdan uzakta skor alabilmesine rağmen. Ancak bugün bu maçta Martin Şikirtel sahneye. Aslında maçta da bir kere kadro kalitesi olarak tabii ki Rizespor'da daha iyi bir kadro oldu. Muhakkak. Hani maçın normalde evet Başakşehir favoriydi ama maçın 90. yani maçın sonlarına kadar maçı 1-1 götürmeyi başardı Rizespor. Orada Okan Buruk
daha önce de son dakika golleri atmış olan Skertel'i oyuna soktu ve direkt, yani bir stoper oyuncusu, direkt forvet pozisyonu, santrafor pozisyonuna girdi, ceza sahasının içindeydi. İşte bir top önüne düşerse acaba mı? Hani insanın aklına da geliyor seyrederken. Yani Skertel geldi, santrafor oyuncu acaba atar mı diye düşünürken Skertel nefis bir